bir bağ evi ziyareti için geldik. Böyle kısa da bir çekim yapayım. İlk kar, hani bu senin ilk kar yağışı. Sağ olsun burada Keles'te bir abiyle tanıştık, Arif abi. Böyle küçük bir bağ evi yapmış. Sizlerle de paylaşmış olayım. Daha kar görüntüsünün yoğun olduğu yerler vardı ama oralarda video çekme imkanı olmadı. Bir tane köpek. Oldu ama bence sanki burada daha iyi. Ama orada dağ tepesi. Tabii tabii, orası da bayağı yüksekti. Burada, sen buraya daha yakın senin olması. Ha. Ben emekli oldum. Sen yani için. Senin zaten çalıştığın yer burada olduğu için. Ben de sağ ol. Deniz ya. Hava güzel. Oksijen, evet, en iyi dünyada en iyi ikinci yer mi diyorlar? Öyle bir şey söylüyorlar. Ha. Bir Japonya'da bir de orada diyorlar. Ben de oturuyorum şimdi. Ben Budaya'da bir ay çalıştım. Trilya. Zeytinbağı. Orada şantiye şefliği yaptım bir ay. Onları biliyorum. Gidip geldim böyle baya. Yani Mudanya tarafında da düşündüm ama biz dağlıyız ya. Kafkas kökenliyiz ya. Dedik deniz bütün yükseğin pisliği hep aşağı gidiyor. Hava ne kadar iyi olursa olsun toprak ve su kötü. Burayı basıyor. Zehri basınca bu sefer toprak da su da zehirleniyor. Anladım. Kuşlar ölüyor. Diğer vahşi hayvanlar. Mesela keklik buralarda diyor kelesin içinde gezermiş. 40 evet. Sene önce. Şimdi diyor yok. Yok, arkadan öyle. Keklik yok. Zehirleniyorlar ha. Tabii canım, kalmamış hayvanlar. Onun için zehir olayı kalkacak. Geçen televizyonda proflar da vardı. Tarımla ilgili konuşuyorlardı. Hatta bir tanesi söyledi. Ben ta askerde bir ziraat mühendisi vardı. Bursa'dan ben asker arkadaşım. Benim üst devremdi. Dedi şeyin üzerinde çalışıyoruz. Bak o zaman 89'un sonu 90'ın başı. Mesela peygamber devesi deriz. Değil mi? Çekirgenin bir türü. Mesela uğur böceği deriz değil mi? Niye bunlara bu isim verilmiş? Tarihten geliyor yani. Gelenekten gelen bir isim. Bunlar asla ürüne zarar vermezler. Bunlar etoburdurlar. Bunlar zararlı böcekleri yiyorlar. Aynen. Ekin içerisinde, sebze, meyve içerisinde. Onların tespitini yapıp onlar üzerine zirai mücadeleyi bunun üzerine geliştirmeye çalışıyoruz demişti. Geçen gün proflar konuşurken baktım ilk defa televizyonda 2-3 gün önce duydum bunu. İlk defa. O çocuk da o zaman söylemişti. Çalışma yapıyoruz diye ama hiçbir şey de duymadım bugüne kadar. Çünkü millet hazırcı. Hemen ilacı alıyor basıyor. Evet. Çünkü onu yetiştireceksin, çoğaltacaksın. Yurt dışında ziraat farklı çalışıyor. Yani bitkinin üzerine bir şey yapmıyorlar. Araya o bitkinin zararlısı neyse elma kurdu mesela. Elma kurduna etki eden o fenomen bir şeyler koyuyorlar. Onun yakalama oranına göre onu yok edecek miktardaki ilacını hazırlıyor. Onları ayıklıyor. Bu yararlı hiçbir böcek de oraya girmiyor zaten. Yararlılar da devam ediyor bu arada. Bizim atalarımız nasıl yapıyormuş biliyor musun? Ekini ekerken kurda kuşa aşa diyorlarmış. Kurda kuşa aşa. Yani böcek de yesin, hayvan da yesin. Biz de yiyelim. Evet. Öyle ekiyorlarmış. Onun için doğal beslenmişler. Evet. Şimdi, aslında fazla yok ama şimdi sen dediğin gibi hep yararlı. Şimdi herkesin para hırsı var, kazanma hırsı var. Bir de her şey parayla şimdi. İthal tohumlar çok sıkıntılı. Evet. Yıllarca da o tohumlarla tohum piyasasını bitirmişler ya. Tamam, mısır iyi mısır veriyor ama 8-10 sene iyi veriyor. Ondan sonra toprak anası ağlıyormuş yani. Getiriyor, burada satıyorlar. Bal ya, mısır alıyorsun pazarda kocaman. Tatlı şeker gibi. Ben hanıma dedim asla sokmasak. Gerçek mısır böyle olmaz ki. Evet. Mümkün mü adam? Oynamış genetiğiyle. Tabii genetiğiyle oynuyor. Şimdi Japon domatesi verecek birisi unutmazsa bana Kemalpaşa'da tohum alacaklar. Fide. Fide veriyormuş, tohum vermiyormuş. Tohumundan da olmuyor. Ama adam öyle yapmış ki diyor lezzet, bizim köy domatesi çok lezzetli. Ama diyor onu diyor bir ye diyor gör diyor. Farkı. Sana göndereceğim dedi. Bugün birisi geldi Kemalpaşa'da. Kızı bizde çalışıyor. Dedim yani pek sıcak bakmadım ama üzülmesin diye de bir şey demedim. Dedim bir deneyelim hadi bir görelim. Japon domatesi. Japonlar burada ektiriyormuşlar. Alıp salça yapıyormuşlar. Japonya'ya gönderiyormuşlar. Kemalpaşa'da yetiştiriyorlarmış. Senin hem 8 yıl oldu dedin mi buraya geleli?
2011. Şey, bu bağ evini? Burası yeri 2003'te aldım. 2003'te. Kaba saba 2015'te yaptım. 2015. 65 bin liraya yeri aldım. 65 bin liraya yeri aldım. 5,5 dönüm. O zaman 65'e almıştım. Evet. Evle birlikte. Valla evin şimdi çoğu geri dönüşüm. Kendi emeğimiz ama. Yani hiç masrafın olmadı o zaman. Yani. Malzemelere para verdim de nasıl söyleyeyim. Yani evin malzemelerine 30 bin lira nakit 30 bin lira rahat gitmiştir. 30 bin lira. Yani hatta 30 bini geçmiştir. Evet. Kaç metrekare şimdi ev olarak? Şey olarak 5,5 dönüm arazi. Şimdi balkonu sayarsan 44 metrekare. 44 metrekare. 45 metredi. Balkona sayarsan 45 metrekare. Hı. Alt taraf 45 metre. Hı. Ama bodrum gibi orası. Kiler gibi. Kiler gibi aynen. Sadece şu kapalı alan 32 metre. 32 metre. Bu şimdi bir tane... Şimdi baktınız mı buraya? Orası lavabo mu? Şey mi? Yok. Orası yatak odası. Ha, öyle ciddi mi? Misin? Ha. Ya lavabo burada. Ha. Bak lavabo. Bu, burası şeymiş. Ha, ben küçük zannediyorum. Burası lavabo burası. Hı hı. Ben burayı bilmiyorum. Tabii orası da güzel. Bu burayı da biraz bir arka tarafta duşakabın yeri kaldı. İlk kez bu sene mi kalıyorsun abi şimdi? İşte fazla ilgilenemedim. İlk kez bu sene kalıyorum dedin değil mi? İlk defa bu sene kışın sürekli kalıyorum. Sürekli. Geçen sene ara ara. Normalde memurluk yapıyorum. Yani memursun. Lojmandaydım. Lojmandaydım. Çok güzel abi. Valla bizim de enişte var bir. Girdin baktın mı içeri? Burayı mı? Burayı. İçeri girmediniz mi? Hayır. Gir içeri ya sorun. Burayı böyle lüks halde olmasın diye. Tabii. Köy usulü olsun. Şuraya bir şey koyayım diyorum. Ben onu niye oraya koyuyorsun? Ya bırak köy üstünü. Köyde öyle oluyor işte. Geçen biz şeye gittik. Kar yağmaz. Kar yağmaz. Kar yağmaz duydum. Neresi sonra? Aslında şey... Önce birisinin ismi söyledi. Nasıl emekli deyince. Ha. Niye bir adam ismi? Bir oranında Ali diye biri vardı. Hüseyin. Siz Hüseyin dediniz. Ramazan'ın babası ya. Onların köyüne gittik. Tamam mı? Gittik ama abicim. Köyün adı mı Kar Yağmaz? Köyün adı Kar Yağmaz. Neresiydi? Ya Edremit'te. Kar Yağmaz'a? Balıkesir. Balıkesir Edremit. Duymuşum da. Bizim sanki bir damat. Sonra Edremit'in bir de bağlı. Arada bir yerde yani. İkisinin arasında bir yerde ama tepede yüksek bir yerde. Giderken de barajın yanından falan gidiyorsun. Barajın o yoluna da soğuk asfalt yapmışlar. Soğuk asfalt, kışın soğuk asfalt mı olur? Dağılmış. Yazın başında koysa tamam. Dağılmış araba 20 ile gidemiyorsun yani. Uçurum. Aşağıda baraj var en az 50 metre. Ondan sonra tın gittik tabii. Kaç saatte. Son 10-15 kilometreyi şey yapamamışlar. Daha yetiştirememişler. Yapıyorlar yanda. Hı hı. Orada git hızlı tamam. Yani uçurum ama yol tuttuktan sonra ayağın 50-60-70 yer yer 80'de gidebilirsin. Uçurum da var. He? Uçurum var mı? Aşağıda baraj var. Hmm. Barajda bir kadar gidersin yani. Öf. Neyse vardık abi. Köy mükemmel bir yer ama köyün işini bitirmişler. Köy yok yani. Köy kimse yok. Hayır. Şey olmuş. Taş taşmış. Defterin yani. Üzerinde şey ne derler? Kanuni boyutta köyü kaldırmışlar. Hmm. Kemal Paşa'ya daha yakın bir yerden yapılaşma yapmışlar yani. Devlet yapıyor. Orayı devralıyor. Kim alıyor? Neye alıyor? Barajdan dolayımış. Şey su kaynağı baraj, değil. Baraj yok ya. Oradan baraja su gidiyorsa DS'yi engellemiştir. Bilmiyorum ama yani o mükemmel bir yer. Adamların tarlaları daha da yüksek yayla gibi yerlerde. İşte o 30-40 sene önce elmadır yetiştiriyorlar. Balıkesir tarafı bu şey daha iyi yani oralar. Yetiştiriyor. Hala o elmalardan var oralarda yani. Elma, üzerinde elma da yabani var. Mi? Yok. Kendi şey, köyün elmaları. Ha, kalmış. Yanına yaklaşmak mümkün değil. Kocaman ağaç olmuş onlar. Ha. Ancak 4-5 metrelik sopalarla silkeliyor. Adam burada gördüm. Yer bayır. Düşeni zaten gördüm. Yakalayamıyorsun. Giden gidiyor 30 metre aşağıya. Ona rağmen ben dedim yani köyde var meyve türü şeyler. Dedim 3-5 tane alayım. Neden az aldım? Yiyeceğin kadar alayım dedim. Tabii, tabii. Bu beklemez dedim kendimce. O hep çürüyor. Kimse almıyor. Ama işte o elma çürümüyor. Darbeli yeri darbeli duruyor. Geri kalan yeri çürümüyor. Allah sen Allah. Video, ha, video çekiyorum abi. Şey mi? Ya şey mübarek mi? Bu bana hatıradır ya. Bu şimdi barak, abinin muhabbeti çok güzel. Estağfurullah. Şimdi hakikaten. Baraklı'da bir şey var. Benim kuzenimin kayınpederi var. Onda öyle birkaç tane büyük ağaç vardı. Bu Amasya elmasına benziyor ama tam Amasya değil diye tahmin ediyorum. Taş gibi elma. Nasıl sert yani taş gibi o olabilir. Artık o elmalar onların değil yalnız. Yani devletmişler. Yabani olmuş artık. Devletmiş. Ağaç kendi kendine meyve veriyor. Devletmişler adamlar. Tamam işte. Ya hala burası bizim diyor ama bizim değil. Kağıt üzerinden değil. Bakım yapıyor mu?
Yok be ya, bitmiş. Tamam işte. Defterinden silmiş yani. Hayır hayır, meyvelere bakım yapmıyor. Köyün adı bile kalmamış. Bitti, yani. Bitti, tamam işte. Ya, o elma doğal elma. Var mı var? O turanda da var, ilginç yani. Doğru. Şimdi hiç tam doğal elma. Ben burada köylere ne diyeyim biliyor musun? Yaşlı. Orada sadece sözü unutma hayvancılık yapılabilir mi? Zaten orada onlar da dağlık bölge. Onlar da dağ köyüymüş. Hayvancılık için yerleşmiş. Neden hayvancılığın alası yapılır? Küçükbaş hayvan. Var, evet. Yapılır. Yani burada oradaki da... o hayvanı da parayla bulamazsın, ayrı konu. Çeles kendi ayağına sıkmış burada. Kömür onları kandırmış, meyve onları kandırmış. Anlatıyorlar, sadece Keles'te diyor 50 bin baş küçükbaş hayvan var. Bak büyükleri saymıyor. Yani inek minek şu düşünce 50 bin baş küçükbaş, ya bir 1000 liradan saysan, ya bugün ortalama 1000 lira dese 50 milyon yapar. Evet. Keles'i satsın 50 milyon etmez, diğer mal varlıkları da hariç. Aynen. Ya bitirmişler. Ama işte hayvancılığı insanlar sevmiyorlar abicim ya. Ama zahmetli. Ya bu tür şeyleri insanlar sevmiyorlar. Evet, evet. Zahmetli hocam, zahmetli olduğu için. Ya git şeylere, toroslara yapıyor adamlar. Öyle. Ama tek tük kaldı. Burada yapanlar da var. Zevkli yapıyorlar. Bak biz daha tabii. Bizde şu an aslında tamam işte, işte tamam doğru sorun o işte. Biz o kademeyi açtık şu an. Yani bizde memlekette aç kalırım ihtiyaç diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Neden kalmadı diyorum. Mesela bizim doğu illerde ne yapıyordu? İşte bu Kemalpaşa'da dahil Karadeniz'e böyle çalışanlar, kamyonlar ve işçiler geliyordu. Kazaları mazaları oluyordu. Şimdi bırak oradan bir insan getirmek, bulunduğu yerde bile çalıştıramıyor adam ya. Ya bulunduğu yerde diş var ki gelmiyor zaten. Çalışmıyor. Yani çalışacak adam bu niyetiyle. Ben bu işsizlik %14. En son açıkladılar. Belki 15, belki 20. Kesinlikle işsizlik olmaz. Bir ülkede işsizliğin olmasını ben kabul etmiyorum. Yapacak iş çok, kimse yapmıyor. Fındığı şu an Rusya'dan gelen... Beğenmiyor insanlar. Ya tarım bitirdiler. Fındığı Rusya'dan gelen Ruslar topluyor. Rus direkt Ruslar topluyormuş. Onlar. Yani Azeri şubu değil. Değil. Kemalpaşa'ya buraya yine yani memleketin güneyden bir sürü gelip dışarıdan ve daha ucuz paraya ve daha... Malaba diyorlar ya, güneyden geliyorlar. Marabalar. Evet. Korkunç bir bizde şey. Bizde tembellik var abiciğim. Bak sen burada bir uğraşıyorsun inşallah. Aynen. De bir de memuriyet de var abi. Biraz hani. Da uğraşacağım. Yani. Biraz ben buraya gelince sakinleştim. Stresliydi. Çok stresliydi. Tansiyonundan çıktı zaten. Sakinleştim. Bugün birisi pahalılıktan şikayet etti. Dedim üretmiyoruz.